Zaten başta bir kim olarak böyle kaldı. Kayıtta mıyız bu arada? Ben evet. Başlattım kaydı. Ay harika. Ben çok para alıyorum diye oynuyorum beğendiğim için değil. Evet, keşke bunu söylemeseydin. Bu arada izlememizi istediğiniz oyunlar, ziyaret edin. Rıp bap bap, hiç konuşamıyorum şu an. Kahra, eğlence. Şehvet. Oyun boyunca kendime şunu sordum. Nasıl bu kadar iyi anlatabilmiş ya da nasıl bu kadar iyi gözlemleyebilmiş diye. Kayıtta mıyız? Evet. Genelde kameralarda bak. Çıkıyor böyle şeyler. Çıkıyoruz. Evet. Kamera. Aa çok güzel. En sevdiğim şeydir genelde. Hangi kanal? Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Özge. Ben Sümeyye. Bu bölümde Art Sahne'de Kadın Kafası oyununu izledik. Bakalım başımızdan neler geçti. Sahnedeyiz. Kadın Kafası'nı izleyeceğiz ve oyunun oyuncuları Merve Sevi ile Ebru Karanfilci yanımızda. Bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Proje nasıl gelişti? Nasıl oluştu proje? Projeyi en başından beri biliyordum ben. İrfan Bey yazdı. Ondan sonra işte oyuncularla görüştü. Kimin oynamasını istediği herkes burada zaten. Tam istediği gibi bir kadro oluşturdu diye düşünüyorum. Aslında bunların hepsini ona sormanız lazım. Çünkü bunu o yazdı ve kaçtı. Yani öyle değil, böyle bir şey yapar ve kaçar. Yani öyle bir huyu var. Böyle bir huyu var. Ama yazdığı oyun gerçekten yılın en iyi komedisi bence. Ben içinde bulunduğum için çok mutluyum. Başından beri çok inanmıştım, çok güvenmiştim çünkü. Çok güzel bir proje oldu. Biz dört kadın ve İrfan yazdığı oyunun hakkını en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz. Bir kere tekst çok güzel. Biz de onun üstüne bir şeyler katıp her geçen gün daha iyi bir yere götürmeye çalışıyoruz. Üç kelimeyle bize kadın kafasını anlatır mısınız? Kahra, eğlence, şehvet. Şehvet, aşk. Kadının olduğu yerde aşk ve şehvet. Empati. Çünkü izleyicimiz de yani izlediği zaman herkes böyle kendinden bir şeyler buluyor. Böyle birbirlerini dürtüyorlar falan böyle. Özellikle çiftler çok komik oluyor. Biz burada görüyoruz yani. Çünkü şimdi skeç şeyler var. Biz arkada oturup onu izliyoruz arkada ve seyirciler böyle. Sen bak. Filan diye böyle şeyler oluyor. Kavga edip çıkanlar da oldu. Oh. İki bayan gelmiş olmanız bizi çok mutlu etti. En azından kavgasız çıkıyoruz. Sahneye çıkmadan önce yaptığınız bir totem var mı? Evet. Çok heyecanlı bir totem. Evet ya aslında evet. Bunu yani ilk önce hepimiz sadece oyunda biz oynuyormuşuz gibi. Öne çıkan madem gelmedi. Gelseler Duygu, yani. Şen, Melda Gül ve İrfan Kangı şu an yok yanımızda mı? Yok. Onların adına özür dilemek isterdim, dileyemiyorum yok. Çünkü yoklar. Tercih meselesi. Biz ikimiz oynuyormuş gibi yapalım. Tamam. Bugün totemi de bir hadi anlat. İkimiz yapalım bence de. Almayalım. Ya hepimiz böyle bir daireye oluşturuyoruz. Birbirimize sarılıyoruz. İlk önce ben bir şey yapıyorum. Dua ediyorum. Dua ediyorum. Evet. Hepimizi bir ışığa alıyorum. Yani hepimiz için dua ediyorum. Salonu ışığa alıyorum. Seyircileri de. Sonra da Merve de bir dua okuyor en sonunda. Çok güzel. Üç kulvar var. Bir de Ayten çok korkuyorum böyle. En sona üflüyorum. Hepimizi yapıp ondan sonra çıkıyoruz böyle. Peki tiyatro sizin için ne ifade ediyor? Tiyatro benim nefes aldığım yer. Yani sahne üstünde nasıl hayatımızda böyle bir şey yani normal nefes alıyorum ama sahnede gerçekten başka bir şey, her şeyinle nefes alıyorsun. Bütün vücudunla, beyninle, yüzünle, gözünle ve seyirciyle birlikte. Onların nefeslerini de hissediyorsun, onların enerjisini de hissediyorsun. Benim için. Bir de bayağı var bir de sizin tiyatronuz evet. Var yani. Evet, benim evet. Tiyatrom tiyatro da var. Tiyatro seviye. Evet, reklam tiyatrom da var. Şöyle bir şey sahne üzerinde olmak, Ebru'nun dediği gibi, mesela ben hayatıma dair her şeyi unutuyorum. Full konsantre olabildiğim, kendimi tam anlamıyla severek, aşkla, işimi yaparken, kendimi bütün duygularımla, seyirciyle bütünleştiğim yer burası benim için. Bir de sahnenin üstünde olduğum insanlar da çok önemli, benim için çok kıymetli. Biz hepimiz çok profesyoneliz. Onun yanı sıra çok iyi arkadaşız.
çok iyi arkadaş olabilmeyi başaran insanlarız daha doğrusu. Çünkü buradaki herkes yemiş, yutmuş, birçok şeyi atla geçirmiş ve pişmiş olmuş insanlar. O yüzden birlikte başarmak bu. Yani tek başına bir şey hissettiğinde de olmaz bu. Her şeyden izole olduğum ve kendimi en iyi hissettiğim yer burası benim. Kadın Kafası oyunun diğer oyuncuları yanımızda Dunguşen, İrfan Kanga ve Melda Güür. Öncelikle İrfan Bey, bu sorum size. Proje nasıl gelişti? Kadın Kafası oyunu şöyle gelişti. Uzun zamandır böyle bir projeyi hayal ediyordum. Dört kadının toplumun dört farklı kesiminden. Hangi erkeğin hayali değil? Hangi erkeğin hayali zaten? Hanımefendinin hayatlarını erkeklerle buluşmasını komedili, bir mizahlı, şakalı bir dille anlatayım istiyordum. Bu planı, projeyi de hayata geçirdikten sonra arkadaşlarıma projeyi anlattıktan sonra hepsi beğendiler sağ olsunlar. Parayı da denkleştirdik nihayet. Bir araya getirdik. Ben çok para alıyorum diye oynuyorum beğendiğim için değil. Evet. Keşke bunu söylemeseydin. Evet. Şimdi de eyelinerlarımızla gözlerimizin kenarlarına doğru. Kafayı doluyorum. Yani evet, şu anda bizi izleyen takipçilerime lütfen abone olmayı unutmayınız. Sahnede unutamadığınız bir an var mı? Buyurun sizde. Her an unutamadığım an. Duygu'nun her an oynadığı anı biz unutamayız. Yani ben bazen tabii trak falan gelebiliyor olabiliyor. Antre kaçırma ihtimalleri olabiliyor. Genelde ben de olabiliyorum. Bir kere ben sonradan geliyorum, Merve ile Melda'nın üstüne geliyorum. Kapıyı çalmayı unuttum. Onlar da tabii ki beni bekliyorlar doğal olarak. Aa, kapımı çaldı falan dediler ama çalan bir kapı yok. Ama bu arada kapının orada. Kapının o da orada duruyor böyle, yani bekliyor yani. Normalde kapı çaldı. Niye açmıyorlar falan. Hemen vurdum kapıyı falan. Hayır, ben çalmıyorum ki aslında. Sonra Merdan çığırışlarını duydum içeriden. Kapımı çalıyor, kapımı falan diye. Çalma silahı. Sonra çaldım artık tabii, kapıya girdim. Neden açmıyorsunuz kapıyı? Bir de fırça yedim. Bir de ben fırça attım. O güzeldi. Bir sürü aslında var da şimdi tabii ilk sorduğunuzda ilk aklımıza gelen. Meldem, sizin var mı sahne? Yok. Sizin ilk bugün değil mi onun? Benim ilk oyunculuk tecrübem olacak bu akşam. İlk kez sahneye çıkacağım. Hayır, bakalım ben. Kolay gelsin. Henüz öyle bir anım olmadı. Muhtemelen bu geceyi unutamayacağım. Çünkü yani. Evet, bana da öyle geliyor. Bu şey zaten sarı saçlı bir hanım vardı bizim oyunda. Evet. Yeni geldi hanımefendi, yeni geldi. Ya öyle deyince insan hatırlayamıyor. Bu arada evet, saçımızı hangi boyayla boyuyoruz, sarı nasıl yapıyoruz, hepsi YouTube kanalımızda. Hadi bakalım. Beklentimiz sert. Çok acayip. Konu nereye bağlanacak merakla bekliyorum. Ne oluyor orada? Tam totemden bahsediyorduk ki sahneye çıkmadan önce bir yalnız bir totem var mı? Var. Ebru tam geldi. Ebru yapıyor totemi. Hatta yapıyor. Onları biz yaptık. Aynı soruda biz yaptık. Benim herkesin kendi içinde yaptığı totem mi? Birlikte yaptığımız. Yani birlikte ya da kendi içimde yaptığımız bir totem. Valla ben böyle şeyler olsa söylerim. İçimde totemem. Ya benim çok de rahatsız tamam oldu burada. Ne dedi? İçimde totemem. Bu tarz şakaları nasıl yapıyoruz? Hepsi YouTube'da. Abone olmayı unutmayınız. İrfan Bey sanırım bir YouTube kanalı açmak istiyordu. Bu oyunun yazarı sizsiniz. Bir erkek olarak böyle bir oyunu nasıl yazabildiniz? Nasıl bu profesyonelliğe eriştiniz mi demeliyim ya da? Yok estağfurullah. Bir dönem bu oyunu yazmak için erkeklikten istifa ettim. Yani o yok yani bu tamamen gözleme dayalı bir şey. Biraz da empati yeteneğimin iyi olduğunu düşünürüm hayatta. Hep karşımdakini yerine koymaya çalışırım. Genel hayatımda da bu şekilde yaşamayı tercih ediyorum. Bir de çok tabii geçmişte kadın arkadaşım oldu, dostum oldu, beraber paylaştığım şeyler olan insanlar oldu. Ve hiçbir zaman ben böyle sadece erkeklerle arkadaş olan, işte kadınlarla sadece kız arkadaş babında görüşen bir insan olmadım. Okul zamanından beri herkese çok iç içeydim. Etrafımda yaşadıklarım, gördüklerim ve bu ülkede zaten kadın olmak çok zor. Başlı başına bir sıkıntılı bir durum. Zaten hep söylüyorum, bu ülkede üç şey olmak zor. Çocuk olmak zor, hayvan olmak zor, kadın olmak zor. Çünkü üçü de örseleniyor, öteleniyor, şiddet oluyor vesaire. Çok uzun konu, uzatmayayım. Ama birilerinin bir erkek yazar olarak da kadınlara hak veren bir şeyler yazması lazım. Çünkü hep söylüyorum, hep katıldığımız yerler hep karikatür tipler, kadınlar dedikoducu, mey mey mey, adamın başını etinen ama adam günahsız, yavrum, zavallı falan diye anlatılır. Bunun aslında tam tersini anlatmaya çalıştık. Bütün hikaye buradan çıktı.
Oyunu ben ilk okuduğum zaman inanamadım İrfan'ın yazdığına. Çünkü bir erkeğin kadın perspektifinden dünyayı bu kadar iyi görmesi, bir erkek olarak da kendisine dönüp bakabilmesi ve eleştirebilmesi inanılmazdı gerçekten. Çok başarılı. Kadın Kafası oyununun 5 oyuncusu var. 4 kadın ve 1 erkek. İrfan Kangı hem yazar, hem yönetmen, hem oyuncu bu oyunda. Ve İrfan Kangı'ya eşlik eden Merve Sevi, Melda Gür, Duygu Şen ve Ebru Karanfilci var. 4 kadın ve 1 erkeğin başından geçen olayları anlatan bir hikaye. Ben bu oyunda ilk defa şöyle bir şeye şahit oldum. O da benim çok hoşuma gitti. Flashback yöntemini bir tiyatro oyununda kullanmış olmaları. Şöyle yapmışlar, işte normal bir salon var, bir de onun arka tarafında böyle bir mutfak tarafı var sahnede. Ve bizim ana mekanımız salon. Kızlar salona geliyorlar, işte orada oturuyorlar, konuşuyorlar, muhabbet ediyorlar. Sonrasında işte ne oldu, sen şu hikayeyi bir anlat bakayım dedikleri zaman hikayeyi kim anlatacaksa o kişi ortada kalıyor. Diğer üçü arka tarafa, mutfağa geçiyor ve orada oturuyor. Sonra zaten İrfan Kangı dördünün de erkek karakteri olarak sahneye giriyor. Ve biz salonda onun flashback kısmını izlerken arka tarafta 3 tane kadın sahnede olanları da izleyip sanki flashback'te gördükleri şeyler onlara anlatılıyormuş gibi sonrasında yorum yapıyorlar. Biraz değişik bir tarz olmuş oyun. Ben ilk defa bir tiyatro oyununda böyle bir flashback'e şahit oldum. Karakterler aslında birbirinden çok farklı ama birbirine çok da yakın karakterler. Bir tanesi sevgilisi tarafından aldatılmış, bir tanesi boşanmış, bir tanesi feminist ve bir diğeri de erkeklere tamamen nötr bakan ve onların o tavırlarına ay abartıyorsunuz oluruna bırakın tavrına sahip olan bir kadın. Ve bunların dördü bir araya gelince de haliyle sizin izlerken mutlaka kendinizden bir şey bulacağınız diyaloglar ortaya çıkmış. Ki zaten İrfan Kangı'yı bu konuda da ne kadar anlatsak eksik kalacak, çok başarılı bir gözlem yapmış ki ona göre de çok başarılı bir oyun çıkarmış ortaya. Oyunda benim en çok etkilendiğim kısım bütün sözlerin ve o bütün diyalogların bir erkek kaleminden çıkıyor olması. Oyun boyunca kendime şunu sordum. Nasıl bu kadar iyi anlatabilmiş ya da nasıl bu kadar iyi gözlemleyebilmiş diye. O salondaki bütün kadınların muhakkak bir parça da olsa kendinden bir şey bulduğuna eminim oyunda. Oyun çok eğlenceli geçiyor. Çok fazla kelime şakası var. İrfan Bey çok kullanıyor kelime şakası kısmını sanırım. Oyunun favorisini seçecek olursam benim için Merve Sevi'ydi. Çok fazla kendimi buldum o karakterde. Böyle ani çıkışları, işte söylenişi, aslında yaşadığı acıyı bile komik bir şekilde anlatıyor oluşu. Birazcık benim kendimi Merve Sevi'ye, yani Betül karakterine yakın hissetmemi sağladı. Bu arada oyunda benim çok sevdiğim bir sahne vardı. Diyalog anlamında da en çok aklımda kalan kısım oldu. Boşanmış olan karakter işte hikayesini anlatıp da ne kadar olumsuz bir şey yaşadığından bahsederken Merve Sevi şöyle bir cümle kuruyor. Kız en azından evlendiğinde onun nasıl bir şey olduğunu biliyorsun. Kötü bile olsa biz onu bile yapamadık diyor. Orası çok aklımda kalmış ve çok komik gelmişti. Hani evlenmeyi o kadar çaresizce istiyor ki. Boşanmış bile olması çok da dert değil. En azından yaşadığın gözüyle bakıyor. Merve Sevi aslında çok tatlı bizdim gibi bir karakterdi yani. Bir de en genç karakterdi. Karakterlerin yaş skalaları biraz değişik. Duygu Şen de gerçi gençti ama Merve Sevi biraz daha böyle çocuksu. Daha çocuksuydu ve çok biz gibi oynamış. Yani ben kendimi çok buldum onda. İşte bir acısını anlatırken gülmesi, onunla dalga geçmesi, müthiş bir stalk özelliğinin olması. Erkek kadın hani birlikte gelen çiftler için biraz sakıncalı bir oyun çünkü çok net yorumlar var bu konuda. Hani ilişkilerle ilgili, hatta bazen sert olabilecek yorumlar var. Evet. Ben hani izlerken wow, bir erkek olsam burada bozulurdum herhalde diye düşündüğüm kısımlar oldu ama hani bizim açımızdan tatlı geliyor tabii. Ha? Duyun falan gibi. Biraz keskin çıkışları olan bir oyun olmuş o açıdan da. Ama unutmayalım ki bu oyunda bir erkek yazdı. Kadın Kafası önümüzdeki sezonda devam edecek oyunlardan. Bu yüzden bence izlenebilir
Ama kız arkadaşınızla gidip izlenmesi tavsiye edilir bir oyun. Çünkü yanınızdaki arkadaşınız sizi daha iyi anlayacaktır. Çıkışta eğer erkek arkadaşınızla giderseniz bence ufak tartışmalar yaşayabilirsiniz. Gördün mü bak sen de böylesin diye. O yüzden ben açıkçası kız arkadaşınızla gitmenizi ve biraz daha kadınların o kafasını tekrar tekrar yaşamanızı isterim. Bu videoda farklı bir şeyden daha bahsedeceğiz. Fırsat Sanat diye bir Instagram adresi. Şöyle ki biz biletimizi yani bu oyunun biletini Fırsat Sanat'tan aldık. Peki Fırsat Sanat sayfası kim ve ne yapıyor? Bir tiyatro aşığının kurmuş olduğu bir platform gibi aslında. Instagram sayfalarının linkini aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ve bazı oyunların biletlerini neredeyse yarı yarı fiyata sunuyorlar. Bir WhatsApp grupları var. Telefon numaranızı veriyorsunuz ama asla yazışma olmuyor. Sizi o WhatsApp grubuna dahil ediyorlar. Sadece yöneticilerin oyun tarihleri ve indirimli biletleri paylaştıkları bir platform aslında. Çok tatlı, bana her hafta nereden bakarsanız 3-4 oyunun mesajı geliyor. Ve biz bu kadın kafası oyununu da orada gördük. Normalde 70 TL olan bileti biz 40 TL'ye aldık. 30 TL indirimli bence neredeyse bir bileti size bedavaya getiriyor. Peki sistem nasıl işliyor? Gitmek istediğiniz oyunla ilgili özelden irtibata geçiyorsunuz. Yani numaradan özel numaradan irtibata geçiyorsunuz. Ve ben bu oyuna gelmek istiyorum diyorsunuz. Size bir IBAN numarası gönderiyorlar. Bu IBAN numarasına bilet ücretini atıyorsunuz ve yerinizi ayırıyorlar. Oyun sabahı size bir hatırlatma mesajı gönderiyorlar. Bugün oyunumuz var tarzında. Biletinizi gişeden gittiğinizde temin edebiliyorsunuz. Gişeden oyuna son 10 dakika kalana kadar Fırsat Sanat yöneticilerinden biri gişede bekliyor ve giderek biletinizi temin alabiliyorsunuz. Hem sizi oyun takvimlerinden, İstanbul'daki oyun takvimlerinden haberdar ediyor, hem daha indirimli ve uygun biletler, bilet imkanı sunuyor. Bence Fırsat Sanat'ın sayfasına bir göz atın ve WhatsApp gruplarına dahil olun. Fırsat Sanat'ın dışında oyunun biletlerini Biletix'te ve gişelerde bulabilirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız da bizim için çok önemli. Onları da bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Buradan sevgili arkadaşlar, değerli takipçilerimize selamlarımı yollamak istiyorum. Bugün makyaj yapacağım. Evet. Evet. Tamam, dur orayı bir daha söyleyeceğim. Bu... Söylemeyeceğim. Evet, oyunda neler olacak? Hepsi kanalımızda. Abone olmayı unutmayın. Şimdi de 2 milyon tıklanan şarkımda veda ediyoruz. Kadın kafası, kadın kafası, kafaların en güzeli, kadın kafası.